Şunun dokusuna bakar mısınız arkadaşlar? Hem çıtır çıtır hem mükemmel altın sarılığında, gerçekten de pastanede yapılan bir açmadan hiç farkı yok. Hatta daha fazlası var. Mutlaka YouTube Samimi Mutfak kanalından takip etmeyi unutmayın dostlar. Özellikle çocukların bayılarak tüketeceği, sabah kahvaltılarının vazgeçmezi, tel tel dökülen mükemmel bir çalışma ve bu açmamızı, açma türündeki poğaçamızı mutlaka evde deneyin. Gerçekten çok az malzemeyle mükemmel bir sonuç elde edeceksiniz. Malzemeleri hemen sayacağım. Şöyle 3 tatlı kaşığı kadar bir maya tozumuza ihtiyacımız var. Şeker 1 çorba kaşığı kadar şeker. Yarım su bardağı ılık süt. Yarım su bardağı ılık su. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ihtiyacımız var. Bunu birazcık bekletelim. Şöyle 2-3 dakika bekletelim. O ılıklığı, sütün ılıklığıyla mayamız biraz kendine gelsin. Sonra da arkadaşlar içine şöyle 1 çimdik kadar, yarım tatlı kaşığı kadar tuz ve 4-5 bardak kadar da una ihtiyacımız var. Unu yedikçe içerisine koyacağız. Yumurtamızı da poğaçamızın üzerinde kullanacağız. Hadi bakalım 2-3 dakika bekliyoruz. 2-3 dakika bekledikten sonra mayamız bakın bu şekilde kabarıklaştı ve ılık sütün ve şekerin etkisiyle güzel bir hale geliyor. Tuzu bu noktada kullanmayın çünkü mayayı birdenbire çökertir. Ve içerisine şimdi unumu elenmiş halde, burada 4-5 bardak kadar un var. Yavaş yavaş ilave edin arkadaşlar ununuzu mutlaka. Çünkü yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Özellikle açma hamurlarının yumuşak olması beklenir. Ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel bir şekilde açabilirsiniz hamurunuzu. Şöyle yavaş yavaş katıyorum. Önce hatta bir kaşık yardımıyla su kıvamında kenardan içeri doğru koyarak bunu şöyle yavaş yavaş ilave ederekten yapın. Ben tabii bir eldivenle çalışacağım ki çok fazla dağılmasın diye. Açmanın en önemli konularından bir tanesi içinde kullanılan yağdır. Bakın arkadaşlar şurada da tereyağımız var. Tereyağı galiba az önce söylemeyi unuttuk ama ben kenara yazacağım. 80 gramla 85 gram kadar da böyle bir ürün için tereyağına ihtiyacımız var. Tabii isterseniz siz bunu yarım kilo undan da yapabilirsiniz. Zaten 4-5 bardak su bardağıyla hemen hemen yarım kiloya denk geliyor. Ben şimdi arkadaşlar bunu güzelce toparlıyorum ve toparlanmış halini size gösteriyorum. Mümkün olduğunca böyle cıvık kıvamlı, fazla koyu olmayan bir hamur elde ediyorsunuz. Hemen toparlıyorum ve toparlanmış halini gösteriyorum. Şimdi bakın hamur bu hale geldi. Bakın çok güzel bir hamur. En az 5 dakika kadar böyle yoğuruyorum ve hafif ele yapışacak şekilde bir hamur olması gerekiyor. 5 dakika bunu yoğurun ve böyle güzel, kulak memesinden daha yumuşak, hafif de ele yapışan bir hamur elde ettiniz. 4 bardak kadar unum vardı. Bu kadar kaldı. Yani 3,5 bardak unla bu işi halletmiş oldum. Siz unu dengeli bir şekilde bu karışımın içerisine katın. Hamuru toparladık. Şimdi bunu 1 saat kadar üzerini streçle kapatıp mayalandırıyorum. Sonra işlemlere geçiyorum. 1 saat kadar bekledik. Mayalı hamurlarda önemli bir konu da bu gazını almaktır arkadaşlar. Bakın pofuduk bir hamur. Bu saatten sonra açmamızda hiçbir şekilde un kullanmayacağız. Hemen parmaklarımı şöyle yağa batırıyorum. Üzerine hamurumu şöyle alıyorum ve hamurumu içeri doğru içinin gazını alıyorum son kez ve toparlıyorum. Bakın arkadaşlar şu şekilde içinin gazını alarak toparladım. Hamur çok güzel olmuş. Gerçekten mükemmel bir hamur. Şöyle görebiliyorsunuz. Hafif yumuşak olacak. Ve bu hamurumuzun dış yüzeyine birazcık böyle elime yağ sürerek şu şekilde yağıyla hamurumu masama alacağım arkadaşlar. Şu masayı güzelce yağladım. Şunu şöyle kenara alayım. Masamıza güzelce yağımızı sürüyoruz. Yapışmaması için şöyle biraz yağ yapıyorum masanın her tarafını. Ben bu masayı güzelce sildim ve hamur yapmaya uygun hale getirdim. Şu şekilde elimle bunu güzelce açıyorum. Hemen hemen 1 santimetre kalınlığında bir hamur elde edeceğiz. Şu şekilde. Bu şekilde açıyoruz. Oda ısısında dinlendirdiğimiz tereyağımızı şöyle alıp bunun yarısına güzel bir şekilde yediriyorum. Tereyağının miktarı çok fazla olmayacak, çok az olmayacak. Açmada önemli olan konu zaten yağın düzgün bir şekilde dağılması. Ve bunu tekrar bunun üzerine kapatıyorum şöyle. Bunu da bu tarafa kapatıyorum. Ve şu şekilde bir kere daha açıyorum.
Mümkün olduğunca hamurun parçalanmasına izin vermeyelim. Ve bunun şöyle bir tarafına daha köşesinden biraz daha yağ yediriyorum. Açmanın içindeki yağ miktarının iyi ayarlanması lazım. Ve bunu şöyle bir kare haline tekrar getirdim. Bundan 4 parça olacak şekilde artık bıçakla keseceğiz ve şeklimizi vereceğiz. Hemen bıçakla kesiyorum. Önce ortadan şöyle ikiye bölüyorum. Bakın kat kat oldu. Çok güzel bir hamur. Hemen açıldı. Sonra bunu da ortadan 4 tane çıkacak arkadaşlar bizimkinden. Çok fazla yapmak istemedim. Siz isterseniz daha fazla yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde masaya da zarar vermeden yaptık. Şimdi bunu da şöyle alıyoruz ve güzel bir şekilde yuvarlaya yuvarlaya bir tarafını ters tarafa, bir tarafını düz tarafa doğru, bakın şu şekilde, ve altına doğru koyuyorum ve kapatıyorum. Bakın bu kadar. İşlemimiz tamam. Hemen ikincisine geçiyorum. Bir tarafını öne doğru, bir tarafını arka tarafa doğru. Tabi biraz yağlı bir hamur. Çalışırken bazen zor olabilir. Ama gerçekten mükemmel bir hamur oluyor arkadaşlar. Şöyle güzelce kapattım. Bu şekilde 4 tanesini de hemen hızlıca yapıyorum. Tepsimize koyduk. Şöyle yumurta sarımızın içerisine biraz pekmez koyduk. Onu karıştırdık. Tepsi de biraz böyle mayalanana kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü hem yağlı hamur hem de mayalı hamurun tepside dinlenmesi gerekir. 2-3 dakika dinlendiriyorum. Sonra üzerine güzel bir şekilde yumurtamı sürüyorum. Biraz da susam ya da çörek otu atıp 200 derece fırında 15-20 dakika pişiriyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, beklenen an gelecekse çekilen çile kutsaldır. Gerçekten mükemmel olmadı mı? Harika oldu. Şimdi son işlemimizi yapıyoruz. Fırından daha yeni çıkarttım ama üzerine tereyağı sürüyorum arkadaşlar. Son olarak ki o parlaklığını poğaçamız korusun. Tabii bu poğaçanın, bu açmanın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Hem çıtır çıtır hem de yumuşacık. Şu biraz fazla kızarmış fırının kenarına geldiği için. Artık idare edeceksiniz onu da arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle pastanede bu şekilde. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok sıcak olduğu için içini şu anda sizlere gösteremiyorum arkadaşlarım. Ama şunu söyleyebilirim. Bunu bu şekilde yap kardeşim ve evinde imparatorluğunu ilan et. Gerçekten mükemmel bir ürün. Bakın şöyle göstereyim size. Görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Şu pofudukluğu görüyor musunuz arkadaşlarım? Bakın. Hem çıtır çıtır oluyor hem de pofuduk oluyor. Şunu birazcık yakmışım ama o da çok yumuşak arkadaşlar. Bakın çok yumuşak. Çıtır çıtır ve pofuduk bir açma yaptık. Umarız beğenmişsinizdir. Mükemmel bir özelliği var. Bakın arkadaşlar, üzerine biraz da tereyağı sürün çıktıktan sonra. Sadece şunu göstermek istiyorum. Bakın şu yumuşaklığı görüyor musunuz? Kat kat. Bakar mısınız? Bakın arkadaşlar, şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten harika bir poğaça oldu. Harika bir açma oldu. Mutlaka evinizde deneyin. Hem çıtır çıtır hem mükemmel altın sarılığında. Gerçekten de pastanede yapılan bir açmadan hiç farkı yok. Hatta daha fazlası var. Mutlaka YouTube Samimi Mutfak kanalından takip etmeyi unutmayın dostlar. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Fena.
Thank you.